aklım? İyi misin? İyiyim canım. Süleyman efendilerin gitmelerine engel olduğun için çok teşekkür ederim. Bu yüzden Bihter Hanım'la aranızda sorun çıkmadı değil mi? Yok, hayır, problem yok. İyi, sevindim. Sen çalışırken izleyebilir miyim biraz? Peki. Dikkat et, gözüne gelmesin. Şunun olay çıkarılır mı Bihter? Bilmiyor musun o takımı? Hangisi dedikodu yapmaz? Hangisi insanın arkasından konuşmaz ki? Yani bunun için mi tartıştınız Adnan Bey'le? Tartıştığımızı kim söyledi? Katya mı? Evdeysen havadan anlaşılıyor. Herkes çekildi bir kenara. Matmazel aşağı, Arsen Hanım yukarı. Herkes bir tarafa kaçtı. Hadi bırak surat asmayı, hakkın yok. Kabağı sende. Ne işin var iniyorsun aşağılara? Onlarla saçma sapan muhabbetlere giriyorsun. Niye muhatap oluyorsun? Kim onlar? Sözümü geçiremediklerim var ya anne. İşte onlar. Aman Bihter, bırak Allah aşkına. Hiç yakışıyor mu bu tavır sana? Sana cephe aldıkları çok açık. Ama onlarla mücadele etmenin şekli bu değil ki. Politik davranmayı öğren. Sakin ol. Planlı hareket et. Sessiz ve derinden. Şimşekleri üzerine çekmeden gönder göndereceksen. Aklını başına topla lütfen. Onlar için sakın kocanla kötü olma, sakın. Ne güzel bebeğiniz olacak şimdi. Tam bir aile olacaksınız. Onlar için değer mi? Yapma. Ben yatıyorum, iyi geceler. Sana da canım. Bak dediklerimi unutma. Defnettik, geldik işte. Ne bileyim, hiçbirini tanımıyorum ki. Şimdi çıkıyorum. Efendim? Elif, tamam, geliyorum. 15 dakikaya kadar sendeyim. Tebdili mekanda ferahlık var bu gece. Behlül kaçar. En iyisi. Bu akşam ben de kaçmak isterdim. Bu arada tebrik ederim. Bir yeğenim olacakmış. Amcam söyledi. Ailemiz genişliyor, ne güzel. Buna seviniyor musun gerçekten? Tabii. İyi geceler.
bir cevap beklemiyor muydu yoksa? Seni çok uzun zamandır bekliyorum. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Tabii, tabii. Tanıma süreci. Thank you.